Bunlardan ilki Ekim ayı itibariyle yeni saat tarifesi başlıyor. Ekim'den Mart ayının sonuna kadar. Ondan sonra da Nisan'dan yine Eylül'ün sonuna kadar bir tarifesi var. Sessizlik saatleri. Ben şimdi onu size anlatacağım. Olur da gelirseniz hani Yunanistan'a o saatleri falan böyle gürültü yaparsınız. Aman dikkat edin diyeyim. Biraz oralarda sessiz olmak gerekiyor. Şimdi nedir bu sessizlik saatleri? Bir şeyden bahsedebilir miyim? Zannedersem benim de bugün biraz kafamda canlandı. Yunanlar işte çalışmıyor, siesta yapıyorlar, öğlen kapatıp gidiyorlar falan efsanesi bulunuyor ya. İşte Yunanistan'da zannedersem hani bu artık siesta varmış da insanlar rahatsız olmasınlar diye mi bu yasa gelmiş, yoksa bu yasa varmış ve sonrasında insanlar yavaş yavaş bu saatlerde sessizlik, gürültü yapmayalım diye siestaya mı vurmuşlar artık bilmiyorum. Bunun kronolojisi nereden başlıyor? Şimdi anlatayım size. Yunanistan'da bir yaz saati, bir de kış saati olmak üzere iki tane zaman aralığı bulunuyor. Zaman tarifesi diyeyim. İşte bunlardan kış saati olan Ekim'de başlıyor. Bu geçtiğimiz günlerde başladı 1 Ekim'de ve 31 Mart'a kadar devam ediyor. Bu tarih aralığında saat 3.30'dan 5.30'a kadar ve ondan sonra da saat akşam 10 ve sabah yani ertesi sabahın 7.30'una kadar yani gece yarısında. Bu saat aralığında Yunanistan'da evlerde, apartmanlarda, binalarda ve bunlara ek olarak böyle toplu alanlarda, ne bileyim meydanlarda gürültü yapılması yasak. Buna da böyle sessizlik saati deniyor. Daha doğrusu ortak sessizlik saatleri deniyor. Yunanca'da geçiyor. Peki bu saatlerde ne yapamıyorsunuz? Mesela böyle işte yüksek sesli müzik dinlemek, evin içerisinde bağırışmak, yani bu kavga olarak değil sadece hani yüksek sesle konuşma da olabilir. Ne bileyim bir müzisyen olabilirsiniz, müzikle ilgileniyor olabilirsiniz. Bu saat aralığında müzik enstrümanları çalmak, çok fazla ses yapıyorsa ne bileyim elektrikli süpürgeyi çalıştırmak veya eski merdaneli bir çamaşır makinesi varsa veya ne bileyim eski bir bulaşık makinesi ses yapan bir şeyler varsa bunları çalıştırmak ya da daha doğrusu ses yapmak yasak. Ve ses yaptınız diyelim veya siz evdesiniz, apartmanda çok fazla ses geliyor ve kime şikayet edeceksiniz? Bu noktada polise şikayet edebiliyorsunuz. İnternette biraz araştırdım, bulamadım. Hani belli bir desibel seviyesi var mı? Tamam, şimdi polis geldi de yani siz belki sese çok hassassınız. Onu bulamadım. Fakat hani gürültü yapacak şekilde veya rahatsız edecek şekilde sessizlik saatini bozmanız durumunda bunun yaptırımları hatta cezaları bulunuyor. Yani para cezasına kadar gidebiliyorsunuz. Bunun haricinde neler oluyor? Neler yapamıyorsunuz daha doğrusu bu sessizlik saatlerinde? İşte ne bileyim evinizde tadilat vurdu, kırdılı böyle bir evi şu mutfağı değiştireyim falan dersiniz bunu yapamazsınız. Tabii ki çocuk kısmı bu yasanın detaylarını falan araştırdım. Hani böyle bebek, çocukla ilgili falan bir şey bulamadım ama yani çocuk da zaten 3.5 ile 5.5 arası çok ses yapar mı bilmiyorum. Hani ya da ne bileyim akşam 10'da zaten bir bebek uyur yani sabah 7.30'a kadar. O yüzden bu sessizlik saatleri kışın bahsettiğim gibi 1 Ekim'den 31 Mart'a kadar devam ediyor. Yaz saati uygulamasında ise 1 Nisan'da başlayıp 30 Eylül'e kadar devam ediyor. Yine saat aralığı aynı. Yazın ise 3'ten 5.30'a kadar. Biraz daha uzun böyle 2,5 saat. Ve akşam da 11'den sabah 7'ye kadar. Bu saatlerde Yunanistan'da gürültü yaparsınız. Yok efendim biz eğleniyorduk, kavga etmiyorduk, biraz sesli gülmüşüz. Aman diyeyim, aman diyeyim arkadaşlar, sakın yapmayın böyle şeyler. Ki zaten hani yani şeyi çıkartırsak hani yabancılar işte yabancı biri gelmiş de bilmiyordu bu yasayı falan tabii ki ona bir şey denilemez ama hani Yunan
bu saatler aralığında da özellikle yazın zaten baya bir sakin olur. Hani ister istemez siz de böyle bir kestireyim mi veya bir şey yapayım mı dersiniz. Siesta peki buradan mı çıkma bir şey? Onu bilmiyorum açıkçası. Varsa yani yorumlarda bilenler, böyle bir şey daha öncesinde denk gelenler